Merhaba arkadaşlar, mBlock 5 ile Arduino derslerimizin bu videosunda buzzer kullanımından bahsedeceğiz. Şöyle ekranda gördüğümüz gibi iki tür buzzer'ımız var. Bir tanesi aktif buzzer, bir tanesi pasif buzzer. Bu iki buzzer'ın dıştan görünüşü aynı arkadaşlar. Sadece arka tarafını çevirdiğimizde arkası kapalı olan kısım aktif buzzer, arkasında devresi görünen kısım ise pasif buzzer. Bunların kullanımı yani kodlama yapısı birbirinden farklı. Kodlama yapısında sırasıyla bakacağız. Şimdi şöyle tekrardan buzzer'ımı buraya bağlıyorum. İlk önce FreeSync uygulamamızı açalım ve bağlantılarımızı bir bakalım. Şöyle arkadaşlar, kullanacağımız malzemeler bir tane board, bir tane Arduino Uno, bir tane buzzer, bir tane de direnç olacak. LED'de bağlantıyı nasıl yapıyorsak buzzer'da da bağlantıyı o şekilde yapıyoruz. Şöyle bıraktım. Gördüğünüz gibi bir kırmızı, bir de siyah olmak üzere iki tane kablo görünüyor. Burada normal şartlarda şöyle üzerinden bakacak olursak üzerinde bir bacağında artı yazıyor. Buradaki artı ve eksiği sadece bu noktadan ayırt edebiliyoruz. Gelelim bağlantımıza tekrardan. Kırmızı bağlantımızı artı olarak düşünüyoruz. Buraya bir tane direnç bağlayacağız. Direnci de arkadaşlar 100 ohm, 220 ohm veya 330 ohm gibi dirençleri kullanabilirsiniz. Direnç kullanmadığımız durumlarda da buzzer'lar çalışıyor. Ama uzun süreli çalıştığında sorun yaşanabilir. O yüzden araya direnç koymakta fayda var. Gelelim eksi bacağımız her zaman olduğu için GND'ye bağlıyoruz. Artı bacağımıza 220 ohmluk direnç bağladım. Ve direncin boşta kalan bacağından ise ne yapacağız? Dijital pinlerden herhangi birisine bağlantı yapabiliriz. Burada bağlantıda aktif veya pasif olmasının herhangi bir önemi yok arkadaşlar. Bağlantı ikisinde de aynı kodlama yapısında farklılık oluşabiliyor. Şimdi mBlock 5 programımızı açıyoruz ve kodlarımıza bakıyoruz. Şöyle olaylardan Arduino Uno başladığında diyeceğim. Biz şu an kodlamamızı Arduino yani yükleme modunda yapacağız arkadaşlar. O yüzden Arduino Uno başladığında diyorum. Daha sonra geliyorum kontrole. Sürekli tekrarla diyorum. Sürekli olarak buzzer'ımızdan ses alacağız. İşte farklılık burada geliyor arkadaşlar. Kodlamada geliyor. Ne yapacağız? İlk önce aktif buzzer yapalım. Aktif buzzer'ımızı ben ikinci dijital pine bağladım. Hemen yazıyorum kodumu. Pine geldim. Buradan yüksek yap olanı alıyorum. Kaç demiştik? 2. İkinci dijital pini yüksek yap. Yani ne yapıyoruz? Aktif buzzer'ımıza 5 volt gönderiyoruz. Gönderdik. Arada ne olsun? Birazcık beklesin. Örneğin 1 saniye beklesin. Kopyasını çıkarttım. İkinci dijital pini düşük yap. Yani arkadaşlar şu an aktif buzzer'ı kodluyorum. Yüksek ve alçak. Yani 5 volt gönderiyoruz. 5 voltu kesiyoruz. Yani 0 volt gönderiyoruz. Bu şekilde sesimizi alacağız. Geliyorum hemen aşağıya. Bağlan diyorum. Ve buradan portumu seçiyorum. COM4 portu var. Bağlan diyorum tekrardan. Bağlantı gerçekleşti. Şimdi kodumuzu yükle diyoruz. Evet, kodumuz yüklendi. Gördüğünüz gibi sabit bir sesle ne yapıyor? Dıt dıt diye uyarımızı alıyoruz. Aktif buzzer'larda arkadaşlar bu şekilde sadece sabit bir uyarı alabiliyoruz. Pasif buzzer'larda ise hemen şunu susturayım ilk önce. Şöyle boş bir kod yüklüyorum. Sadece düşük olan kodu yüklüyorum. Evet, pasif buzzer'larda ise ne oluyor arkadaşlar? 5 voltun dışında ara tonlar gönderebiliyoruz. Hemen şimdi bunu sildim. Geldim tekrardan pine. Burada pininde çal yani 9. pilde nota çal diyor arkadaşlar. Geldim buraya. Biz pasif buzzer'ımızda 3. dijital pine bağlamıştık. O yüzden 3'ü seçtim. C4 notası, E2 notası, D3 notası gibi farklı notalar var. Bunlar arkadaşlar farklı tonlarda ne yapıyor? Bir veri gönderiyor buzzer'a. Bu da ne yapıyor? Gelen voltaja göre de ses sinyalini alabiliyoruz. Şimdi bunlar İngiliz notaları arkadaşlar. Bunlara göre kendi notalarınızı yazabilirsiniz. Örneğin C4 çalsın ilk başta. 0.25 vuruşu yani böyle süre gibi bir şey bu. Vuruş diyor. Ne yapacağız?
3 notasında, pardon, 3000'inde C4 notasını 0,25 vuruş çalacağız. Hatta şunu birkaç tane daha nota yapalım. Direkt yüklemeyelim. Örneğin C4'ten sonra D4 diyorum. D4'ten sonra geliyorum buraya. E4 diyorum. Farklı notaları. Bildiğiniz gibi farklı notaları bu şekilde çalabiliyoruz. 4 tane notamızı gönderelim bakalım. Yükle diyorum. Bu da pasif buzzer'ın kodu. Sesimiz biraz az çıkıyor arkadaşlar. Benim buzzer'ımda. Evet, şu an ne yapıyoruz? 4 tane notamızı sırasıyla alıyoruz arkadaşlar. Pasif buzzer'da. Şu 0,25 olan yerleri örneğin 1 yapıyorum. Değiştiriyorum şimdi. Şöyle 1 yaptım. Şimdi tekrardan yüklüyorum kodlarımı. Notalarımızı buzzer'a gönderiyoruz. Yani bir piyano uygulaması falan yapacak olduğunuzda bu şekilde notayı kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi biraz önce hızlı çalan notalar şimdi birazcık daha sakin, daha yavaş çalıyor. Bu vuruşu da oradan ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Peki biz aktif buzzer'ın kodunu ayrı yazdık. Pasif buzzer'ın kodunu ayrı yazdık. Bu ikisinin kodlarını diğer buzzer'lara yolladığımızda ne olur? Hemen bunu aktif buzzer'a yollayalım. Pasif buzzer'ın kodunu aktife yolluyoruz. Normalde aktif buzzer arkadaşlar sadece yüksek alçak yani sadece 5 volt değeri gönderiyorduk. Ama şimdi aktif buzzer'a ara değerler, 5 voltun dışında ara değerler gönderelim. Bakalım ne olacak? İkinci dijital pinde aktif buzzer'ımız vardı. Şimdi ona yolluyoruz pasif buzzer'ın kodlarını. Gördüğünüz gibi arkadaşlar biraz önce pasif buzzer'da bu notaları çaldığımızda daha temiz bir ses alıyorduk. Daha düzgün bir ses alıyorduk. Ama şu an biz aktif buzzer'a bu notaları gönderdiğimizde kulağı tırmalayan bir ses alıyoruz. Yani daha bozuk bir ses alıyoruz. Neden? Çünkü aktif buzzer'lar 5 volt isterken biz onlara ara değerler gönderiyoruz. Örneğin 3 volt, 2 volt gibi değerler. Bunu da şuradaki notalardan gönderiyoruz. Ne yapıyor arkadaşlar? Daha az veri geldiği için, daha az volt geldiği için ne yapıyor? Daha bozuk bir ses veriyor. Şimdi tam tersini yapalım. Şunu kapattım. Yüksek alçağı ne yapalım? Pasif buzzer'da deneyelim. Üçüncü dijital pinde pasif var. Yüksek yaptım. Geldim buraya kontrole. Dedim ki bir saniye bekle. Daha sonra 3'ü alçak yap. Şimdi arkadaşlar normal şartlarda bu yüksek alçak dediğimiz neydi? Aktif buzzer'ın koduydu. Yani direkt 5 volt yolladığımız koddu. Şimdi biz bunu pasif buzzer'a yolluyoruz. Yani üçüncü dijital pine yolluyoruz. Yükleyelim bakalım. Ses alacak mıyız? Şu an arkadaşlar herhangi bir ses gelmiyor. Çünkü biz pasif buzzer'a 5 voltun daha düşüğünde bir değer göndermemiz gerekirken 5 volt yolladığımız için şu an ses alamıyoruz. Bazılarında da çok düşük, böyle tıkırtı gibi ses gelebilir. Ama istediğimiz sesi alamıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi pasif buzzer'da hemen şuraya altına yazacak olursak örneğin ikinci pinde bizim aktif buzzer'ımız var. Bu dursun burada. Şimdi bir de ne yapalım? Pasif buzzer'a bir tane daha kod yazalım. Neredeydi o? Notasını çal. Yani ara değer gönderiyoruz. Ne diyeceğiz? Üçüncü pin. Örneğin C4. D4. E4. Bir de F4 demiştik. Evet. Aktif buzzer dediğimizde arkadaşlar yani arkasında baktığımızda kapalı olan, devresi görünmeyen buzzer. Biz bunu ne yapacağız? 5 volt değer göndermemiz gerekiyor. Ara tonları veremiyoruz. O yüzden arkadaşlar ne yapacağız? Yüksek, düşük olarak kodlayacağız. Ama pasif buzzer'a geldiğimizde arkasında devresi görünen buzzer. Şu an fiziksel olarak baktığımızda arkasında devresi görünen buzzer, pasif buzzer. Buna da biz 5 volt göndermeyeceğiz. Ne göndereceğiz? Ara değerler, tonlar göndereceğiz. Şu an blok tabanlı kodlamada olduğu için direkt notayı görebiliyoruz. Ama normal metinsel kodlama olduğunda da tek tek sayısal değerler orada görebilirdik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ikinci dijital pine yüksek alçak aktif buzzer. Üçüncü dijital pine pasif buzzer tek tek notaları gönderiyoruz. Arasındaki fark bu. Kullanımı bu. Bağlantıları aynı arkadaşlar. Bağlantıda herhangi bir fark yok. Sadece kodlaması farklı.
Kodlamada da buna dikkat etmemiz gerekiyor. Tabii siz projenizde hangisini kullanacağınızı kendiniz karar verebilirsiniz. Yani bir uyarı sistemi ise direkt yüksek alçak, yani yüksek düşük yapabilirsiniz. Ama bir müziksel bir şey yapacaksınız, tek tek tonlarını, yani notalarını ayarlamak zorundasınız. Evet arkadaşlar, bu dersin sonuna geldik. Gelecek derslerde görüşmek üzere. İyi çalışmalar.